diyelim kalp krizi geçirdi, bypass oldu. Sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Söylediklerimize, yani yine muhakkak kesinlikle diyete giriyor. Evet. Kilo kesinlikle varsa kilosunu veriyor, kilosu yoksa kilo alması, işte yine böyle şekerli yiyecek içeceklerden uzak durması, ekmek ve hamur uzak durması, sigara içiyorsa kesinlikle sigarayı bırakmıyoruz. İşte günlük böyle bir saat yürüyüş yapmasını öneriyoruz. Yani bunları zaten yapanlar uzun yıllar o damarları sağlam kalıyor ve tıkanıyor. Ameliyat olan, bypass olan, kalp krizi geçiren bir kişi tekrar kalp krizi geçirebilir mi? Maalesef. Tekrar ameliyat geçirebilir mi? Yani şöyle, bizim yaptığımız bypasslar, sonrasında biz damar ilave ediyoruz. İşte meme damarlarını alıyoruz, kolda damar alıyoruz, bacakta damar alıyoruz. Onları tıkalı yerinin gerisinde köprüleme yapıyoruz. Tamam, o her şey düzeliyor. Tıkalı yerinin gerisinde kan götürdüğün için kanlanması, kalbin kanlanması normale geliyor. Büyüdüğü zaman ağrı duymuyor da artık. Kalp krizi riski falan azalıyor ama bu hastalık, yani bu ateroskleroz dediğimiz bu damar sertliği olay biten bir olay değil. Hep devam eden bir olay. Bunun hızı da kişinin elinde. Yani genetik faktörler de var içinde ama esas bu dış faktörler. İşte şeker hastalığı, sigara, obezite, stres, tansiyon yüksekliği. Bunların hepsi bu şeyi artıran, damar tıkanıklığını artıran faktörler. Bunlardan uzak durursak, yani dedikleri hasta kilo almazsa, sigara içmezse en basit şeyin diyelim, iki şeyin de gelmiyor. Kilo olmayacak, göbek olmayacak, sigara içmeyecek. Bu bize yeter. Zaten böyle olduğu zaman ne şeker hastalığı çıkar, ne tansiyonu çıkar, ne kolesterolü çıkar. Çıkmaz yani. Alışkanlıkları vazgeçmemiz gerekiyor. Bu kadar basit yani. Evet, kalp sağlığımız için bu önemli bir yani şey. Çok konuşmaya da gerek yok yani. Bu iki şey, kilo almayacak, sigara içmeyecek. Bu kadar basit yani. Bunu yapan bir insan, sağlık açısından kalp krizi geçirme, felç geçirme, bacak damarı kesilme, bacakların kesilmesi, böbrek yetmezliği, kanser riski %80-90 azaltır. Sadece bunları yapar. Bir kişi yapar. Peki, sigara içmeyenlerde de kalp kriziyle karşılaşabiliyor muyuz? Tabii, olabilir. Yani sadece sigara değil, mesela şeker hastalığı varsa, bazen genetik faktörler var. Evet. Hiç her şeyin dikkat etse de kalp krizi geçiriyor ama bu mesela 60 yaşına geçecekken kalp sigara içerse bu 30 yaşına düşüyor. Yani yine geçirebilirsiniz ama daha ileri yaşlarda geçirirsiniz. Sigara içmiyorsanız ve şeker hastalığınız yoksa kendinize dikkat ediyorsanız yine geçirebilirsiniz. Onun için böyle ailede yatkınlığı oranları biraz daha böyle sık kontrol etmeleri gerekiyor kendilerine. O yüzden. Yıllık böyle tabii işte efor tespiti, yıllık check-up'larını yaptırması gerekiyor. Ve kesinlikle sigara içmeleri ve kilo almaları gerekiyor. Bu ailesi yatkılı olan kişiler özellikle. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Yine gerçekten çok bilgilendirici ve hayatımızda olması gereken mesajları verdiniz bize. Dediğiniz gibi evet aslında çok kolay ama biz hayatımızı zorlaştırıyoruz maalesef. Evet, evet. Kolay olan bir şeyi de zorlaştırıyoruz. Halbuki her şey bizim elimizde. O kadar karışık değil yani.